Cümleten selam aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Suriye'de sular iyice ısınıyor. Rusya, Ermenistan'da, Rusya, Libya'da, Rusya diğer taraflarda başarılı olamayınca başka adımlar atmaya hazırlanıyor. Diğer tarafa geçiyorum Fransa. Fransa'dan boykot üstüne boykot. İsraillerle ilgili bir garip durum. Türkiye, Azerbaycan, İsrail. Kahraman Azerbaycan Türk ordusu karşısında darma duman olan Ermenistan kendi içinde birbirine giriyor. Diğer taraftan Ermenistan'ın yanındaki dibindeki en büyük destekleyicisi İran. İran'dan gelen komik haber, o bir taraftan Yunan, Sirtakiler, Sirtakilerden kahkaha attıracak haberler. Tüm bu konular ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Dün Hatay'da İskenderun'da kahpece saldıran teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Yaralananlar acil şifalar diliyorum. Bu teröristler nereden geldi? Münbiç'den paramotorlarla binerekten nereye? Amanoslara geldikleri açıklandı Hatay Valiliği tarafından. Sessizce, gizlice o bir taraftan Münmüş'ten Türkiye'ye geçiş yapıyorlar. Bunun da önlemi alınacaktır. Bunun önlemi ilk etapta radarların geliştirilmesi, farklı radar sistemlerin konulmasıyla alınacaktır. Ama en büyük alınacak tedbir şudur sevgili dostlar. SİHA'larımızla Münbiç'e gelivereceğiz inşallah. Sizler paramotorlarla Türkiye'ye gelmeye kalkın. Bizler SİHA'larımızla depenizde biteceğiz. Tabii bu işin içinde Amerika'nın da olmadığı düşünmek saflık olan için çünkü Amerika Türkiye için terör saldırısı uyarısında bulunmuştu. Azerbaycan için de terör saldırısı uyarısında bulunmuştu. Bundan 2 gün 3 gün önce bulundu ve olaylar gerçekleştirildi gerçekleştirdi diyorum. Çünkü bu işin içinde Rusya'da, bu işin içinde İsrail'de, bu işin içinde Amerika'da durmadan hop hop zıplıyor. Tabi arka planda daha daha kimler var? Ho, -ho, -ho, Ho 7 düvel bir oldu diyoruz ya. Hepsi birden bir oldu. Bize karşı uğraş veriyorlar. Diğer taraftan Fransa, o bir taraftan Bae, Suud. Bunların hepsi Türkiye'ye karşı birleşti sevgili dostlar. Hele ki Rusya Suriye'de tokat yiyor gidiyor İtlib'i vuruyor. Libya'da tokat yiyor gidiyor İtlib'i vuruyor. Kafkaslar'da Dağlık Karabağ'da tokat yiyor gidiyor İtlib'i vuruyor. Rusya İtlib'i çok ama çok kaşıyor. İtlib öyle bir pozisyonda öyle bir konumda bulunuyor ki dananın kuyruğu orada kopacak sevgili dostlar. Kimle? Türkiye Rusya arasında dananın kuyruğu İtlib'de kopacaktır. Hele bu son saldırıdan Münbiç'ten Türkiye'ye doğru yapılan saldırıdan sonra... Bu adımlar gerçekleşecektir. Münbiç operasyonu eli kulağında. Tabi Suriye'de Münbiç'in suyu iyice ısınırken o bir taraftan İran kuzeyinde Kandil'le Barzaniler birbirine girdiler. Kandil tarafı Barzani'ye savaştan tehdit ediyor. Peki bu tehdit nereden geliyor? Barzani tarafı diyor ki dağdakiler, PKK'lılar gelip bizim yerlerimize yerleşiyorlar. Bizim alanlarımıza, bizim bölgemize yerleşiyorlar. Türkiye bu konu hakkında hiç iyi bakmıyor, olumlu bakmıyor Türkiye'nin karşısında bir şey yapamaz Barzaniler. Eli kulağında her an orada çok ciddi gelişmeler yaşanabilir sevgili dostlar. İran kuzeyinden geçiyorum İsrail'e. İsrail, e. İsrail Hares gazetesi yaptığı haberde İsrail tarafı Amerika'dan F-22 Raptor savaş uçağını, avcı uçağını talep ettiği denildi haberde. O oh, F-22 Raptor. Şimdi İsrail F-35 savaş uçaklarını alıyor, almaya devam ediyor. Hatta öyle bir alıyor ki İsrail için özel üretilmiş ve İsrail'in istediği şekilde dizayn edilmiş F-35'ler alınıyor. Diğer taraftan F-22'leri de talep eden İsrail bölgede en güçlü hava kuvvetlerine sahip olmayı hedefliyor. Geçelim İngiliz gazetesine Financial Times yaptığı haberde ne diyor? Birleşik Arap Emirlikleri Binzai'ye Türkiye'ye düşman oldu çünkü Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki emellerine darbe vurdu. Hatta Baye'nin paralelinde Suudi açıklamalarda Suudi yetkililerde yaptığı açıklamalarda Türkiye bölgede o kadar hızlı ilerliyoruz ki Türklere yetişemiyoruz Türkler bölgenin her tarafına konuşlanıyor denildi. Bu İngiliz gazetesinde. Yüzyıllarca emrimize bir muhtar idaresinde yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri sud, bunların günleri sayılıdır. Yüzyıl önce yokdunuz, yüzyıl sonra olmayacaksınız. Bekleyin, vaktinizin ve zamanının gelmesini bekleyin. Hepinizin başına bir vali yetecektir. Suda Arabistan'dan güçlü, kuvvetli tepki Frans, yok yok, Fransa'ya değil. Ah, kime? Müslümanlara. Suudi Arabistan yaptığı açıklamada bu Fransız karikatürünün böyle çok da ciddi alınacak bir tarafının olmadığını, bunu esasen kullanan Müslümanlar içindeki aşırılık yanlıları Müslümanları kötüye yönlendiriyor, Müslümanların aklını bulandırıyor denildi Suud tarafından. Allah Allah hakikaten de garip bir açıklama. Hani karikatürü çizen aşağılık karikatürü çizen peygamberimize peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a hakaret eden Fransa ama tepkiyi yiyen Müslümanlar. Vay efendim Müslümanlar niçin bunu ciddiye alıyormuş? Müslümanlar niçin Fransızlara boykot uyguluyormuş? Fransızlara kızıyormuş. O zaman kızmayalım. Hepsine birden kucak açalım. Çok iyi yaptınız. Yetmez daha yapın diyelim. Daha çizin diyelim. Alçaklık, adilik. Bunların yapmaya çalıştığı başka bir şey değil. Macron'un esasen bu karikatürü destekleyerekten amacı ne? İç siyasette tekrardan yükselişe geçmek. Çünkü Macron karakteri iyice Fransa içinde aşağılarda yerlerde geziyor. Sarı yeliklerin eylemleri onlar bunlar derken korona falan derken Macron'a güven gitgide azaldıydı. Nerede? Fransa'nın içinde iç siyasette iç politikada. Macron kendi içindeki konumunu yükseltmeye çalışıyor. Hatta Le Figaro yaptığı haberde Macron'un bu adımlarının iç siyasette muhalefetin birçoğunun önemli bir kesimini İsminin Macron'a destek vermesiyle sonuçlandığını yazdı. İç siyaset muhalefetin önemli bir kesimi Macron'u bu konuda destekliyor. Geçelim Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizindeki son durumda biliyorsunuz geçtiğimiz gün Amerika'nın baskısıyla geçici bir ateşkes, insani ateşkes imzalanmıştı. Fakat hiçbir ateşkese aynı Rusya'nın yaptığı ateşkes gibi Amerika'nın da yaptığı ateşkeste yine Ermenistan tarafı, Ermenistan daşnakları kurallara uymadılar, ateşkese uymadılar ve ateşkes başlamadan bitmiş olundu. Amerikan Dışişleri Bakanı bugün Azerbaycan'ı aradı, Ermenistan'ı aradı. Bu insani ateşkese uyulması noktasında beyanatını ve dileğini iletti. i̇letti. Ama Ermenistan'a da çok güvenmiyor. Çünkü Ermenistan taşnakları kıvrım kıvrım kıvranıyor. Biz illa da uçmak istiyoruz, illa da uçmak istiyoruz diye kıvranıyor bu kıvrıklar. Ama bugün Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Eğer ki Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa Türkiye'de bu Dağlık Karabağ krizinde çözüm sürecinde rol alabilir, katılabilir denildi Rusya tarafından. Rusya biliyor ki Türkiye'siz çözümün olmayacağını, Rusya anladı ki Türkiye'siz bölgede sözünün geçmediğini öğrenmiş oldu. Şimdi Rusya bu tür açıklamalarda bulunuyor ama biliyor ki Ermenistan tarafı Türkiye'nin Dağlı Karabağ krizinde müdahil olmasını istemeyecek. Türkiye karışmasın diyecek. Bunu çok iyi biliyor Rusya tarafı. Lübnan'dan gelen çok ilginç bir kare var. Nasıl bir kare? Türkiye, İsrail, Azerbaycan bayrakları bir arada ve ateşe veriliyor. Lübnan'daki Ermeniler tarafından. İlginç. Şimdi hiç aklımıza gelmezdi. Türkiye, İsrail ve Azerbaycan bayraklarının bir arada yakılacak olunması. Öyle bir günlerden, öyle bir zamanlardan geçiyoruz ki hiç olmaz denilen şeyler oluyor, gerçekleşiyor. Şu an dünyadaki Ermenistan taraftarlarının, Daşnak taraftarlarının en büyük düşmanı kim? En büyük düşmanı Türkiye, İsrail ve Azerbaycan. Ermenistan ilk başbakanı yaptığı açıklamada, "Darmadan durumdayız. Her an her şeyimizi kaybedebiliriz." dedi. Bu Paşinya'nın attığı adımlar, Perişanya'nın attığı adımlar bizi mahvediyor, Ermenistan'ı mahvediyor. Yakın zamanda böyle giderse Ermenistan diye bir şey kalmaz dedi. Bu ilk başbakan Ermenistan'ın tek kurtuluşunun Paşinyan'ın istifa etmesi ve bir an önce yeni bir hükümet kurularak Ermenistan'da yeni bir hükümet kurularak bu Dağlı Karabağ meselesinde farklı adımların atılması gerektiği açıklandı. Allah Allah bunlar şimdi zaten kendi içinde bir savaşa başlarsa hiç şaşırmam. Moskofu destekleyen Ermenistan'ın ilk başbakanı Sorosçu Paşinyan'a karşı yakın zamanda Ermenistan'da Sorosçularla Moskovçular birbirine girirse hiç şaşırmayalım. Ermenistan'dan Azerbaycan'dan geçelim sınır komşularına İran'a. İran'dan ne oluyor? İran biliyorsunuz Ermenistan Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde hiç yapmadığı şeyi yapıyor. Hani 27 yıldır 30 yıldır yapmadığı atmadığı adımları atıyor. Nedir Dağlık Karabağ sınırına? askeri birlikleri yığmaya devam ediyor. Bu askeri birlikleri yığıyor ama ne oldu? Bir tane İranlı albay ayağa kayıp artık nasıl olduysa dereye düşüyor ve kendi kendini imha ediyor. Sosyal medyada adeta İran ordusuyla dalga geçiliyor. Ne diyorlar? İran ordusu savaşa girmeden bir ölü, 2 yaralı, 3 de esir verdi diyor sosyal medyadaki kullanıcılar. Dalganın büyüğünü geçiyor. Herhalde bu İranlı albay da sınırda bum diye bir tane ses duyduysa kendini bir yere atmaya çalışmıştır. O da ata ata nehrin içine atmıştır. Nehrin içinde yüze 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 Ermenistan'dan Erivan'dan çıkar sahar. Perişan yan gör de ibret al. Bu son haber de İran haberinden daha da kopmalık. Tam delirmelik, deliriyorum. <laughs> ne oluyor? Türkiye'ye ikide bir horozlanıp duran Yunan donanmasına ait bir tane mayın arama tarama imha etme gemisi uf oldu. Yunan takası uf oldu. Ne oldu? Üzerinden tanker gemi geçti. Oppo. Gemi Yunan gemisi iki parça oldu. Fotoğrafı görüyorsunuz. Sayın Erdoğan boş yere demiyordu bu sirtakilere. Derme çatma ordunuzla derme çatma gemilerinizle de bize kafa tutmayın, artistlik yapmayın diyorduk. Ahanda. Sonu böyle. Şimdi öyle bir şey ki şimdi bunlar kalkar da Türkiye'yi suçlar diyordum. Kendi içimden evet Yunan tarafı Yunan basını Türkiye'yi suçlamaya başladı bile sevgili dostlar. Yunan tarafı diyor ki bu kargo gemisi Türkiye'ye Çanakkale'ye gidiyordu. Niçin bizim rotamızdan geçti? Niçin buradan geçti? Donanmamıza ait bu geminin orada olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Biliyordu ve hızını arttırdı ve rotasını değişmedi. Bizim mayın gemimizin tam orta yerinden geçti. Gemi iki parça. Kaputu açtı. Motor yok. Yunanlarda Zeus döneminden kalma bu gemiden iki tane vardı. Şimdi artık bir tane var. Aslında bu sirtakilere bakarsanız biz Ege'ye boş yere Türk donanmasını indiriyoruz, yoruyoruz. Niçin? İki tane gönderelim Türk kargo gemilerinden. Zaten bunların göbeğinden girip girip çıkıverir. Ulan bir kargo gemisiyle baş edemiyorsunuz. Kayıkçılarla baş edemiyorsunuz. Kahraman Türk donanmasıyla nasıl baş edeceksiniz? Ey sirtaki uyan ve kendine gel. Yok yok uyuyun uyuyun. Biz sizi uyandırmaya geleceğiz. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Dünyadaki masumlar ve mazlumlar bizi bekler. Gelecek bizi bekler. Gelecek Türkiye'nindir, gelecek İslam'ındır inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Oh.